Merhaba arkadaşlar ben Hakan. Bugün sizlerle Asus'un ROG serisi iki tane çok güzel modelini inceleyeceğiz. Bir tanesi Asus'un ROG Keris serisi. Kablolu switchleri değiştirilebilir yani hot swap modeli arkadaşlar. Diğer model ise yine Asus'un ROG serisi Keris Wireless modeli. İnternette daha önce bu iki modelin de incelendiğini gördüm fakat ikisi bir arada kimsenin incelediğini görmedim arkadaşlar. Varsa da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bugün masamızda biz bu iki modeli kıyaslayacağız. Aslında fark olarak ben çok ekstrem farklar görmedim. Normalde bakıldığında bir tanesi kablolu bir tanesi kablosuz olarak görünüyor. Ama böyle ince detaylar var. Ben sizle bugün onları paylaşacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Asus markası ROG serisinde oyunculara, e-sporculara hitap eden ürünler üretiyor ve gerçekten çok güzel malzeme kalitesi, tasarımı, her şeyle oyunculara hitap eden ürünler ürettiğini söyleyebilirim. Genele baktığınız zaman ekran kartları, laptoplar, oyuncu ekipmanları, monitörler ve oyuncuların ihtiyacını karşılayabilecek bütün malzemeleri ROG ismi adı altında Asus yapıyor. Bugün masamızda inceleyeceğimiz modeller de Asus'un ROG yani oyunculara ve e-sporculara hitap eden serileri diyebilirim. Zaten bu mouse'lar tasarlanırken e-sporcuların fikirleri alınarak tasar tasarlanmış Omron switchlere sahip ve değiştirilebilir switchleri bulunuyor. Yani hot swap bir oyuncu mouse'undan bahsediyoruz. İçerisinde çıkan switchlerin 70 milyon tuş ömrü var arkadaşlar. Bu hiç azımsanmayacak bir rakam. Normalde incelediğimiz oyuncu mouse'larında 20 milyona kadar tık ömrü bulunuyordu. Bu mouse'da 70 milyon artı içerisinden çıkan iki switch'te de zaten 140 milyon tıka kadar ömrü bulunuyor. Yani oyuncu mouse'unda evladilik bir yatırım yapmak isterseniz bu mouse'u satın alabilirsiniz. Tek sizi sıkacak nokta o kadar uzun yıllar kullanacaksınız ki arkadaşlar tasarımından falan sıkılabilirsiniz. Ama tasarım olarak da zaten çok güzel yapılmış diyebilirim. Şimdi arkadaşlar isterseniz bunların bir kutularını açalım. Kutu içeriklerine şöyle bir bakalım. Ürünün kutusunu elimize aldığımızda klasik bir ROG kutusu bizi karşılıyor. Ön tarafında mouse'un resmi var. Alt kısmında wireless olduğundan bahsediyor. 2.4 GHz ve Bluetooth olduğundan bahsediyor. Şöyle arka kısmını da çevirdiğimiz zaman burada teknik detaylarından bahsediyor. Asus ROG Keris serisinin kutusunu açtığımızda içerisinden OMRON mouse switch'ler çıkıyor. Yani iki tane yedek switch'imiz bulunuyor. Yine kutu içerisinde İçerisinde kırmızı ve gri olmak üzere iki tane yan tuşları değiştirebileceğimiz yan başlıklar bulunuyor. Mouse'umuz bulunuyor ve içerisinde 2 metre uzunluğunda tipçe hem şarj kablosu hem kablolu olarak kullanabileceğiniz bir kablo çıkıyor. Asus ROG kerisin genel yapısına baktığınız zaman eğer eliniz benimki gibi küçükse ve orta büyüklükte bir ele sahipseniz gerçekten ele oturduğunu söyleyebilirim. Mouse'un tasarım çizgileri gerçekten çok güzel. Dediğim gibi tasarlarken el sporculardan yardım almışlar. Hemen alt kısmına baktığımız zaman bir tane açma-kapama butonu bulunuyor. Bu butonu ortaya getirdiğiniz zaman mouse'u kapatıyorsunuz. Aşağı kısma getirdiğiniz zaman bluetooth olarak kullanıyorsunuz. Birçok arkadaşımız oyuncu laptopları kullanıyor. Özellikle uzak yerlere taşımak isteyenler, öğrenci grupları falan bu mouse'u gerçekten tercih edebilirler. Çünkü oyuncu laptoplarının tamamında artık bluetooth teknolojisi var. Ama genele baktığınız zaman bu mouse'u bluetooth'la oynamanızı tavsiye etmem. İlla ki içerisinden çıkan wireless dongle'la ya da kablolu olarak kullanacağınıza göre biraz daha böyle gecikme olacaktır. Butonu üst kısma çevirdiğiniz zaman wireless olarak kullanıyorsunuz. Hemen alt kısmında çıkan wireless dongle'ı bilgisayarınıza takarak kablolu performansıyla kullanabilirsiniz. Hemen sol tarafında DPI Pair isimli bir tuş var arkadaşlar. DPI tuşunun altta olmasını ben normal şartlarda sevmiyorum. Çünkü oyun içerisinde anlık olarak DPI değiştirmem gerekebiliyor. Üst kısmına bir tane buton konumlandırsaydı sanki daha güzel olurdu ama Asus burada şöyle bir şey yapmış. DPI onda scroll özelliğini geliştirmiş. Buradaki DPI tuşuna basıp üstteki scroll balı aşağı yukarı yaparak DPI'ler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İsterseniz de zaten mouse'un bilgisayar uygulaması Asus Creator ile mouse'un DPI'nin ya da aşıklarını istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Hemen alt kısmında da pair tuşu var. Bu da bildiğiniz gibi arkadaşlar bluetooth kullanmak isterseniz pair tuşu yani cihaza bağlantı tuşu. Yine alt kısmına baktığınız zaman 4 tane teflon skatez bulunuyor. Bu skatezler kumaş yüzeyde sürtünmeyi kolay hale getirerek hızlı ve kontrollü bir kullanım sağlıyor. Tabii ki en iyi performansını alabilmek için bir müddet kullanmanız gerekiyor. 3-5 gün kullandıktan sonra buradaki skatezler aşınıyor ve size en iyi performansı verecek en iyi kayacak haline geliyor. Mouse'un ön kısmına baktığımız zaman bir tane tipçe girişi bulunuyor. Bu tipçe giriş üzerinden içerik çıkan kabloyla hem cihazı hızlı bir şekilde şarj ediyorsunuz hem de kablolu kullanmanıza imkan sağlıyor. Cihazın şarjda olduğunu unutabilirsiniz çünkü 15 dakikalık bir şarjla yaklaşık 12 saatlik bir oyun keyfi sağlıyor. Mouse'un klasik bir tasarım var. Öyle tasarım noktasında çok ekstrem noktalara gitmemiş Asus. Kablosuz modelinin 79 gramlık bir ağırlığı var. Elinize aldığınız zaman gayet hafif. Tabii ki piyasada baktığınız zaman bundan daha hafif ve daha ağır modeller var. Ama ideal bir mouse ağırlığında olduğunu söyleyebilirim. Üst yapısına baktığımız zaman iki noktada RGB konumlandırılmış Yapmışlar. Hem Asus ROG logosu hem de scroll barın üzerinde iki farklı RGB bulunuyor. Bu iki farklı RGB'ye birbirinden bağımsız olarak animasyon atayabiliyorsunuz. Asus ROG logosunun olduğu bölüm ABS plastikten oluşuyor. Sağ ve sol klik tuşlarının olduğu nokta ise PBT polimer bir malzemeden üretilmiş. Bu PBT polimer ABS plastiğe göre biraz daha böyle parmak izi bırakmayan, biraz daha sürtünmeyi artıran ve bu sayede kontrolü daha da sizde hissettirebilecek bir yapıda tasarlanmış. Mouse'un içerisinde üç farklı bellek modu var arkadaşlar. Oyunlara göre bu bellek profillerini siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz ve mouse'unuzu götürüp farklı bir bilgisayara taktığınızda bu bellek profilleri arasında uygulama olmadan geçiş sağlayabiliyorsunuz. Mouse'un 6000 DPI bir tarama hızı bulunuyor fakat bildiğiniz gibi rekabetçi oyunlarda zaten DPI'nin çok ekstrem bir önemi yok arkadaşlar. Normalde ben boş zamanlarımda Valorant oynuyorum. Benim kullandığım DPI genelde 9000 900 DPI arasında değişiyor. Burada önemli olan bu mouse'daki IPS miktarı 400 IPS inç başına tarama hızıyla geliyor ki bu da elinizle hızlı hareket vesaire yaptığınızda bu mouse'un tepkileri artırıyor. Binerz raporlama hızı yani bu mouse'un 1 milisaniyelik tepki süresi olduğunu belirtiyor ki bu da zaten dediğim gibi rekabetçi oyunlarda işinize yarayacak farklı bir özellik. Yine rekabetçi oyunlarda işinize yarayabilecek farklı bir özelliği de 50 cilik ivmelenmesi olması. Yani hızlı bir mouse. Normalde 400 IPS ve üzeri bir mouse da zaten size beklentilerinizin fazlasını sunacaktır. 50 cilik ivmelenme kuvveti 1 milisaniye tepki süresi gibi özellikleriyle Asus ROG Keris gerçekten hem normal oyuncuları hem de e-spor oyuncularını tatmin edebilecek bir mouse olmuş ve gelelim en güzel özelliğine. Bu mouse'u sökebiliyorsunuz. Mouse'un alt kısmında skatezlerin hemen üzerinde iki tane plastik buton bulunuyor. Bu butonları çıkarttığınız zaman iki vida yardımıyla mouse'un üst kapağını sökebiliyorsunuz ve içerisinde petekli bir tasarım var. Bu petekli tasarım sayesinde cihaz gerçekten hafif olmuş ve elinizde yok gibi neredeyse. Ve hemen cihazın alt kısmına baktığımız zaman değiştirilebilir switchleri görüyoruz. İçerisindeki switchlerin bahsettiğim gibi 70 milyon ömrü var ve kutu içerisinden çıkan yedek switchleri kullandığınızda 70 milyonda onun ömrü var. Ortalama 140 milyon tıka kadar size ömür vadiden bir mouse. Yani uzun ömürlü bir mouse olduğunu söyleyebiliriz. Yine kutu içerisinden teflon skatezlerin yedekleri de geliyor. Yani bu 70 milyonluk tık süresi zaten normal şartlarda gerçekten çok uzun bir süre. Ama zaten 70 milyon tık ömrünü doldurduğunuz zaman switchler eskidi ya da arıza yaptığı durumda zaten skatezleriniz de artık böyle yavaş yavaş ömrünü tamamlıyor olacak. Kutu içerisinden ekstra skatez çıkması da güzel bir detay olmuş diyebilirim. Kutu içerisinden çıkan kabloya baktığımız zaman ROG'nin kendi tasarlamış olduğu paracord kablo. 2 metrelik paracord kablo. Gerçekten çok hafif Hani bu cihazı hem kablosuz olarak kullanabilirsiniz fakat cihazın şarjı bittiği dönemlerde ya da kablolu kullanmak istediğinizde bu kablo sizi gerçekten sekteye uğratmayacaktır. Hem hafif hem kumaş yapıda olması, esneyebiliyor olması ve kablonun birbirine dolanmaması özelliği gerçekten kabloyu neredeyse hissetmeyeceğiniz anlamına geliyor. Mouse'un bütün detaylarında ROG teması kullanılmış. Hem kablo üzerinde hem mouse'un kenar detaylarında hem ışıklı logo kısımlarında ROG detayları hakim. Yine cihazın kablolu modeline baktığımız zaman aralarında çok büyük farklar yok arkadaşlar bunun kablolu olması dışında ağırlık farkı var. Kablosuz modelinde 79 gramlık bir ağırlık varken kablolu modelinde 62 gramlık sadece mouse ağırlığı kabloyu da dahil ederseniz 65 gramlık ortalama bir ağırlık bulunuyor. Yine kablolu modelinde 16.000 dpi'lik optik sensörle geliyor. Değiştirilebilir switchler mevcut. 1000 Hz'lik yani 1 milisaniyelik tepki süresi bu mouse'da da bulunuyor. 400 IPS tarama hızı 50 G'lik sürtünme kuvvetine sahip mouse. Tasarım bakımından kablosuz modeliyle neredeyse aynı diyebilirim. Eğer bluetooth olarak kullanmayacaksanız kablo kablosuz modelde çok ihtiyacım yok diyorsanız fiyatlandırma bandında kablolu modele de yönelebilirsiniz. Bu iki modeli de incelemem için bana gönderdiği için ince sabah teşekkür ediyorum. Ekstra bir indirim sağlayacaklarını söylediler. Açıklamalar kısmına ürünlerin linkini bırakıyor olacağım. Oradan girip bakabilirsiniz. İsterseniz şimdi bu canavarları bir bilgisayarımıza takalım. Bir Valorant deneyelim arkadaşlar. Bakalım Valorant'ta bize istediğimiz performansı verecek mi ki? Zaten vermemek gibi bir durumu bence yok ama ben yine de sizler için takıp bir deneyeceğim arkadaşlar. Asus'un ROG serisi gerçekten efsane diye Hadi bakalım bir bilgisayar başına gidelim. Bu canavarları bir değerlendirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Asus ROG Keris Wireless Mouse'umuzu bilgisayarımıza bağladık ve Armoury Create uygulamasını açtık. Armoury Create uygulamasını açtığınızda burada ne kadar Asus ekipmanlarınız varsa hepsi görünüyor. Gördüğünüz gibi mouse'umuzu istediğimiz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Sol düğmeye gördüğünüz gibi bir şey atattırmıyor. Yukarı kaydır, kaydırma tıklama, aşağı kaydır efektleri üzerine farklı olaylar atayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradaki scroll barının üzerine ya da sağ düğmeye farklı şeyler atabiliyorsunuz. Buradan sol kanada geçtiğimiz zaman da ses açma ve kapatma tuşlarına da istediğimiz gibi atama yapabiliyorsunuz. Yan tarafta performans butonu var. Oraya bastığınızda farklı DPI'ler oluşturabiliyorsunuz. Burada DPI 1 400 DPI olarak tanımlanmış. DPI iki tarafına 800 DPI 1600 ve 3200 demiş arkadaşlar. DPI 4 yazılım üzerinden 16000 DPI'ye kadar çıkartabiliyorum. İstediğim gibi değiştirebilirim. Bu 5500 civarında kalsın arkadaşlar. Sorgulama hızı 125, 250, 500 ve 1000 Hz olarak tanımlanmış. 1000 Hz'e getirdiğinizde bir emeistik tepki süresi veriyor. Aydınlatma tarafına geldiğimizde burada farklı aydınlatmalar var. Statik, nefes alıp verme, renk döngüsü, tepkili pil modu, bölüm ve Aura Sync diyor arkadaşlar. Bunu Aura Sync'e getirdim. Ben Aura Sync'te gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı renkler dönüp duruyor. İki tarafta da mesela burada kırmızı varken burada yeşil olayı falan var. Ya da burada Aus uygulaması üzerinden siz kendi zevkinize göre efekt oluşturabiliyorsunuz. Burada led parlaklığı olayı var. Şu anda %50'ymiş. %100'e getirdiğimizde bize böyle bir uyarı veriyor. Diyor ki %100 e getirirseniz şarjınız daha hızlı tükenebilir diyor. Ama gördüğünüz gibi renkler daha parlak hale geliyor. Ben %100'e getirdim arkadaşlar. Bazı rekabetçi oyunlarda bildiğiniz gibi böyle elimizi kaldırarak mouse sürttüğümüz durumlar oluyor. Burada kaydırma yüksekliğini isterseniz düşük yapıp böyle mouse'u bu şekilde kaydırabilirsiniz. Eğer mouse'u böyle bu şekilde kaldırarak kullanıyorsanız da arkadaşlar yüksek moduna getirip kullanabilirsiniz. Güç modunda gördüğünüz gibi pil yüzdesini gösteriyor arkadaşlar. Pil yüzdesine %25 ulaşıldığı anda ışıkları kapatabiliyorsunuz ya da bunu siz isterseniz daha da düşürebilirsiniz. Biliyorsunuz ya da hiç yapmayabiliyorsunuz Buradan isterseniz de cihazın uyku modunu Seçebiliyorsunuz yani siz kullanmadığınızda 3 dakika içerisinde mouse'a dokunmazsanız Kendi kendisini kapatıyor ve pil tasarrufu Sağlıyor burada da yazılım güncelleme Kısmı var güncelleme tarafına baktığımız zaman Güncelleme gelmiş arkadaşlar Ama ben bununla çok uğraşmayacağım şu anda Hemen bir Valorant gireceğim Bir de oyun performansını bir sizler için Yorumlamaya çalışacağım kısa bir Valorant Oynayacağım daha sonrasında kablolu mouse takacağım Evet arkadaşlar oyun başladı Başlar başlamaz da bizi vurmuşlar bir AFK kaldık telefona mesaj geldi AFK kaldık hemen vurmuş o oha ilk adamı indirdik ikinci adam da bizi indirdi tabii ki şimdi başlıyor oyun asıl oyun şimdi başlıyor bu arada şu anda kullandığım model kablosuz model wireless dongle üzerinden kullanıyorum bir tarafa bakarken ölüm kalım maçında tarıyorlar ya reina bakalım başka var mı sal beni sal 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 hop 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 ah be İstediğim yere götürdüm de istediğimi yapamadım. Mouse'un tepkileri bak çok iyi. Hop. Gördüğünüz gibi şuradan can almam lazım ölmeden. Öl. Her an her yerden çıkabilirler Sağdan soldan aşağıdan yukarıdan Ah be 74 vurmuşuz Olsun yani Asus'un En kral mouse'unu da alsanız Asus mouse satıyor kol satmıyor arkadaşlar Kolunuz yoksa yapabilecek bir şey yok Ama çok güzel öldürdüm Ya bu öldürdükten sonra böyle bıçağı mıça Geçme olayı var ya alışkanlık el alışkanlığı Ölüm maçında bunu yapmayın arkadaşlar Direkt öldürüyorlar bak ben hala yapıyorum Bir el alışkanlığı olmuş Hop, Of çok iyi çok iyi İstediğim yere gidiyor sıkıntı yok Şimdi şuradan hop. Öldürdüm. Çok iyi. Sen de ah be. Gördüm onu da bir şey yapamadık. O da beni gördü mü acaba az önceki? Hop. Kafaya çok güzel. Onu kim öldürdü? Onu da şuradan biri öldürdü. Sen nereye gidiyorsun? ah Ben birini öldürüyorum, başkası da beni öldürüyor ya. Çok güzel. Bak mouse istediğim yere gidiyor. Şu yalnız Brimstone beni ayar etti ya. Herif sonuncu hep beni görüyor, beni vuruyor. Bir de ses yok ya ayak sesi falan kasamıyoruz. Ama headshotlar güzel bak istediğim yere gidiyor. Adamı ben önce görürsem headshotla vuruyorum zaten sıkıntı yok. Hop hop bak vurdum ama beni de vurdular çünkü yan tarafımda adam vardı. Ona çok yapacak bir şey yok. Bak vuruyorum sıkıntı yok istediğim yere gidiyor mouse. Ama tabii ayak sesi duyamadığım için adamın nereden geldiğini kestiremediğim için adamlar da otomatikman bizi vuruyor. Bak gördün mü? Eğim aldım benden önce vurdu adam. Birkaç adam daha vuralım da kabloluya bir geçelim. Hop Durun oğlum ya. Herkes birbirini tarıyor burada arkadaş. Tabi adam aynı yerde duracak hali yok. Şuraya kaçtı. Bak gördün mü? Headshot'ımı attım. Sıkıntı yok. Mouse istediğim yere gidiyor. Bak aynı adama ikinci kere headshot attım. 3 oldu. Bak seri. Seri hop. 4 oldu. Bir yere bakarken öbür taraftan herif spamlanıyor ama gördüm adamı da hiç acımadan indiriyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bak şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bunu kapatalım. Bir de Asus ROG Keris kabloluyu hemen şöyle bir bağlayalım arkadaşlar. Bir de kablolu deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi kabloluyu bağladık. Şu kablosunun fazlasını atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Keris'in kablolu modelini bağladık şimdi. Buradan bir ölüm kalım maçı diyelim. Bir bakalım bakalım. Kablolu model bize aynı hissiyatı sağlıyor mu? Zaten tasarım bakımından aynı. Kablonun içerisinde şey çıkmıyor arkadaşlar. Bu arada şu yan tuşlar var ya. Hani kablosuz modelde değiştirmiştik. Kırmızı çıkmıştı. Bunun içerisinden bu, bu yan tuşlar maalesef ki çıkmıyor arkadaşlar. Geri kalan kutu içeriği birebir aynı iki tane sivici var. Skatezlerin yedeklerini falan veriyor. O konuda diğer yan tuşları kablolu da maalesef ki vermiyor arkadaşlar. Hop. Vuramadın canım. Kusura bakma. Sova. Ah. Neyse oyun şimdi başladı arkadaşlar. Bir bakalım bakalım hissiyat olarak nasıl. Bak tepkileri anlık olarak alıyor. Bir sıkıntı yok. Tabi ölüm maçında adamın nereden çıkacağını göremediğin, kestiremediğin için buraya bakıyorsun. Buradan yiyorsun misal. Öyle durumlar oluyor. Hop. Ah be. Dur şöyle spektre alsak biz nasıl olur? Ben eğim oyuncusu olmadığım için arkadaşlar böyle kafaya tekler falan anında göremediğim için spektre aldım. Şu adam şuradan gelir mi? Gelir. Vururuz onu. Başka var mı? Her an her yerden adam çıkabilir. Spetre de güzel tarıyor ama. Ses duymadan oynayınca da hop ah be. 130 vurmuşuz. Gene iyi. Kötü değil. 800 DPI'de oynuyorum bu arada. Tamam onu da indirdik. İlla Odin mi çekek? Tamam bir de Odin çekek bakayım ne olacak. Odin de iyi ya. Odin de vurdu mu inletiyor arkadaş. Adam Ölüm maçında küfür ediyor. O diyor. Neyse ne lan sana ne. Sen de al. Ama genel anlamda güzel. Bak istediğim yere gidiyor. Kafa vuruşlarını falan kolay yapabiliyorum. Ee, adam beni tabi benden önce gördüğünüz gibi şu anki gibi duyduğu için beni böyle öldürebiliyor arkadaşlar. Oo çok iyi. Bak iki kişi. 10 da vurduk. Sipreyi güzel atıyorum. Şimdi yalan yok. Sipreyi iyi atıyorum da işte adam böyle lah diye kafadan geçirdiği zaman çok yapabileceğim bir şey yok. 2 kişi vurdum arka arkaya. Çok iyi. Evet. Oyun testi de bu şekildeydi. Şimdi genel değerlendirme. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Asus'un ROG Keris Wireless modelini ve kablolu modelini sizler için inceledik. İnşallah videoyu faydalı bulmuşsunuzdur ve sevmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bu tarz incelemelerin devamı gelsin istiyorsanız da arkadaşlar kanalımıza abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.